Değerli Tribün Ajans TV takipçileri, Galakes'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün biraz mutsuzuz sanırım Kerem. İyi bir Evet. sonuç olmadı. Başakşehir'e karşı Galatasaray yenildi. Önce kısaca bir genel bir maç yorumunu alayım, sonra değerlendiririz. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Yani Galatasaray için takım olarak kötü bir maçtı. Çok takım savunmasında çok zayıf kaldığımızı gördük. Bunun belli başlı sebepleri var. Orada işte hocanın 11 tercihine, oyuncuların profillerine falan yetersizliklerine değinmek gerekiyor. Ama savunmada çok kırılganlık. Kolay geçişler verdik ve geçişleri çok kötü savunduk. İlk yarı iki tane gol yedik ama gol yiyebileceğimiz net 3-4 tane daha pozisyon var. Ve hani Kesinlikle. bunu Başakşehir'in iyi üretimi sayesinde değil, bizim kötü savunmamız sayesinde ve geri dönüşleri yapamamamız sayesinde bu gerçekleşti. Yani tartışmalı pozisyonlar var. Özellikle ilk yarıda anlayamadığım net olmayan gri pozisyonlar var. İşte itiraz edilen penaltı beklenen pozisyonlar var. Galatasaray'ın iki tane golü iptal edildi. Ama buna rağmen ben hani taraftarlar şeyler çok zıvanadan çıkmış bir görüntü sergilese de takımın ve hocanın da olabildiği kadar sakin kalabilmesi benim hoşuma gitti. Çünkü yani şampiyonluk yolunda kupa maçında alabileceğin işte sakat, gerçi hani Abdülkerim'in ufak bir sakatlığı yaşandı ama işte kırmızı kartlar, cezalar şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı çok büyük sıkıntıya sokabilirdi. Tabii ki kupa maçı çok önemli. Kupada devam etmek, kupayı almak ki özellikle Avrupa kupaları için yani birinci olamadığımız takdirde inşallah böyle olmaz, şampiyon olur Galatasaray diyoruz ama birinci olamadığımız takdirde Avrupa için kupa en aslında garanti yol gibi gözüküyor şu an. Hani Galatasaray'ın şu an bunu düşünmesine gerek yok gibi gözüküyor. Ama belli olmaz. Şampiyonluk için yani kupada devam etmek için şampiyonluktaki ki çok önemli şeyleri riske atabilirdik bugün. Bunun olmaması sevindirici. Hocanın hamlelerine yani Başakşehir maçındaki hamleleri Adana Demirspor maçındaki hamleleriyle kıyaslarsak bence çok kötü kaldı, zayıf kaldı. Onların da özellikle son dakikalarda Galatasaray'ın kurmaya çalışıp ama kuramadığı baskıda da etkili olduğunu düşünüyorum. Başarısız, genel anlamda başarısız bir maçtı Galatasaray için. Ben şuradan başlayayım. Bu arada ben Adana Demirspor maçının değişikliklerinin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Micho golü attığı için herkes hani iyi falan dedi de maçı bir daha izlemekte fayda var bence. Çünkü Galatasaray yine üretemedi değişikliklerden sonra. Ha, söyle. Buna katılıyorum. Galatasaray'ın çok iyi ürettiği için demiyorum onu. Ha, Yani yok. şimdi bu maçta Raşit'sa maçı sağ bekte bitirdi. Ya. Yenildiğimiz Konya maçında Yunus maçı sol bekte bitirmişti. Ama geçen maçta hangi mevkiden bir oyuncu çıktıysa o mevkiyi bir oyuncu aldık. Biz bu maç son dakikalarda 4-2-4'ü geçtik artık. Yani 3-5-3 gibi yani 3-4-3 gibi bir şey oynadık. Hani Barış'ı da forvet say. 3 tane santrafor. Gomis, Icardi, Barış. İşte kanatlarda Raşit'sa bir kanat oynuyor. İşte boy stop yani son dakikalarda sıfır stoperliyiz. Sıfır orijin stoperliyiz bu arada. Hani Kaan Ayhan'a ne kadar stoper orijinli bir oyuncu sayabileceğimiz bugün tartışmaya tekrardan açıldı Galatasaray taraftarı için. Bence rezalet bir maç oynadı Kaan Ayhan her ne kadar golü Pahalı mı? attı. Ben de Evet. tam tersi düşünüyorum ya bu arada. Yani neyse konuşuruz, Tabii detaylandırırız. konuşuruz konuşuruz. Ben de çok kötü bir maç oynadı. Aynı zamanda Kazımcan da bence çok kötü bir maç oynadı. İkisinin Galatasaray savunma anlamında hiçbir şey katmadığını düşünüyorum bu maçta. Orta saha dirençli gibi bir gözüküyordu ama çok kolay paslarla geçildi ve Mitchell'ün de yani Mitchell'e bağlamayayım tabii bunu. Sergio'nun eksikliği biraz. Galatasaray merkezde topu almayı ve oyunu yönlendirmede çok zorlandı. Sergio'nun olmadığı bölümlerde. Sergio geldikten sonra az biraz toparlayacak gibi oldu. Ondan sonra da yoğun oyuncu değişiklikleriyle Galatasaray hiç derli toplu bir oyun sergileyemedi. Tamamen orta kafa şişirme oyununa dönüldü. Bunu da yani 20 dakika gol atmaya çalışan bir büyük takımı böyle aciz kenarlardan bir orta denemeleriyle o maçı izleyince yani pek bir şey üretmiş olmuyorsun. Yine Galatasaray'ın aslında en iyi oynadığı zamanlarda bile sahip olduğu o set oyununa oturup yani yaratıcı, iyi paslaşan, hızlı bir oyun oynayan Galatasaray'ı zaten bu sene hiç göremedik. Tabii ki hani hocanın ana düsturu bu değil ama net şekilde gol arıyorken en azından biraz organizasyon bekliyor.
insan. Senin yorumlarını da merak ediyorum yani. Sence nasıldı maç? Ben şöyle bir kere Zaniolo ilk geldiğinde de söylemiştim. Fizik olarak iyi değil diye. Abi Açıkçası. 45 şey yapmadı. Yani 45 dakika değil de kaç dakika oynadıysa 50 küsürde mi çıktı? 60-61'de falan çıktı galiba. Aynen. Yani hiçbir şey yapmadı. Bak olabilir hani ben burada şey demiyorum. Zaniolo kötü futbolcu falan yanlış anlaşılmaz. Ama bu maçta iyi değildi. Ve hiçbir şey yapmadı. Yani yarardan çok zararı olan bir oyuncu. Ben hatta şey düşündüm. Mitchell de kötüydü bence. Hiçbir şey yapmadı o Evet. da. Yapmadı, Yani evet. fizik ya Mitchell'den en çok ne beklersin? Top atmasını mı beklersin? Fiziksel mücadele mi beklersin? Ben fiziksel mücadele beklerim hani Aynen karakter gereği. öyle. Fiziksel mücadele yapamadı. Top zaten atamıyor. İlk geldiğinde şeyle çok fark yaratıyordu hatırlarsın. Top alıp çıkışlarıyla, gidişleriyle, Evet. driblingleriyle Evet. Evet. toplu. Onu zaten bayağıdır göremiyoruz. Sakatlıktan önce de bir düşüş yaşamıştı hatırlarsın. O da yok. Bu iki önce eksi yazıyor. Ben şey diye düşündüm. Direkt ikinci yarının başında Rashica Zaniolo değişikliği, Mitchell Sergio değişikliği. Öyle yapar diye düşündüm. Gecikti. Hani 2-2'ye de biraz sanki aldandı. Sonra 3-2 oldu. 3-2 olduktan sonra oldu değil mi değişiklikler? Evet, yani değişiklikler olmak üzereydi, 3-2 oldu. Aynen. Yani ora beklenmemeliydi bence. 2-2 de beklenmemeliydi. Yani 45'te o değişiklikler yapılmalıydı benim fikrim. Kazım Kaan gibi konulara gelince de ben şöyle düşünüyorum. Ya mesela Zaniolo'nun kötü oluşu sadece hücumda değil savunma yardımı da zaten yok bu adamın bu Kesinlikle maçta. öyle. Zaten hani Görüyorum. yediğimiz tüm goller o taraftan geldi. Ve yemediğimiz goller de aslında oradan geldi bizim. Şimdi öyle olunca mesela Sacha Boey de çok adam kaçırdığı gibi gözüktü ama aslında Sacha Boey adamını takip ediyor. Arkadan gelen adamı takip eden biri yok. Ve Evet. bu bence çok büyük sıkıntı oluşturdu. Mesela Kazım'da da şey, Kazım o kadar iyi değildi ama çok mu kötüydü? Taraftara ben şurada biraz kızıyorum özellikle. Tamam Barış, Kazım ben de eleştiriyorum burada. Hatta sana şey demiştim ya Barış bu çocuk top sürmeyi çalım atmayı bilmiyor demiştim sana bir yayında hatırlarsın bilmiyorum. Ama yani bu adamların aldığı tepki işte sallıyorum seviye üzerinden 10'sa daha kötüsünü yapan başka oyuncuların aldığı tepki 10 üzerinden 2-3 falan oluyor. Böyle olunca da bu çocukları kazanamazsın gibi daha zaten. Kaybedersin. Tamam, ona katılıyorum ama şimdi mesela diğer yandan mesela Adekugbe'ye de yapılandı yani. Adekugbe de geçen maçı kötü bir maç oynamadı ama ıslıklanarak çıktı mesela. Ya evet çok Islıklandı yanlış. mesela. Ya mesela Onyekuru alkışlandı rakip takım Adana Demirspor ama Emre Akbaba ıslıklandı. Ne yaptı bu Emre Akbaba size? Tamam. O pozisyon için mi ıslıkladılar onu da bilmiyorum. Evet. Ama ben sen Emre Akbaba'nın o pozisyonu bilerek yapabileceğini düşünüyor musun? Ben sadece Galatasaraylıların falan geçtim. Ya bu adam iki kez ayağı kırıldı ya. İki kez 2 yıl üst üste uzak kaldı sahalardan ve yani iki kez ayağı kırılan bir insan gidip kimsenin bilerek ayağına öyle bir müdahale yapmaz. Zaten pozisyonu hatırlarsan bir yüzünü böyle ekşitiyor. Böyle hani bilerek yapmadım gibi böyle şey yapıyor öyle bir Evet, telaşlanıyor diyeyim. Yani bu adam niye ıslıklanıyor abi? Onyekuru'yu da alkışlama. Bak Onyekuru'yu niye alkışlıyorsun rakip oyuncunu sen? Tamam eski oyuncun da maç öncesi çağır, maç sonu çağır. Bilmiyorum çok mu yanlış düşünüyorum ya da çok mu başka bir... katılıyorum ya. Zaten genel olarak Galatasaray taraftarına bir yerli oyuncusuna yönelik bir haksızlık yapıldığını genelde düşünüyorum. Ama yani bu konuda bence yani bu durumu Kazımcan için bu maç üzerine çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bence Kazımcan kötü bir maç oynadı. Ama Kazımcan mesela Mertens'in iptal edilen golünde açtığı orta pek çok kişi için evet Kazımcan bu takımın as sol bekidir dedirtirdi. Ama bence hala böyle bir durum söz konusu değil. Yani ben Adekupe'den farklı daha iyi yaptığı hiçbir şey görmedim bu maçta açıkçası. Ben Yani sana şey demiştim hatırlar mısın? Adekugbe falan konuşurken ben orada ya Kazımcan ya Dibua yine devam eder demiştim bence diye hatırlarsın. Evet. Yani Ya ben şu alanın bence olmazsa olmazı Dibua. En azından topla çıkışa katkı yapıyor bu adam. aynen öyle. Bir de hani pozisyon savunmasını biliyor. Aynen öyle. Tecrübesi Evet. var. Yani Ha, şimdi bu yerli maçta sağlarız onu bilmiyorum tabii. evet o öyle bir problemimiz var. Bu maçta da şöyle bir sıkıntı oldu aslında. Hani yediğimiz goller dediğim gibi sağ kanattan geldi daha çok. Ama yemediğimiz goller de hep soldan geldi pozisyonlar. Şimdi bir tane Evet, net şekilde Alex için 30 metre topu rahatça sürdüğü ve hani topu kullanmayı beceremediği için Abdülkerim'in yetiştiği bir pozisyon var. O kadar aynen. rahat bir şekilde Kazımcan'ın arkasına o top atılıyor. Hani karşılayan oyuncu yok.
savunma arkasına atılan pozisyona yetişebilecek bir oyuncu. Hamle alabilmiş, pozisyon alabilmiş bir oyuncu. Aynı şekilde bir pozisyon daha vardı. Onda da arka direkte sağ kanatta yine savunma arkasına, kağıdın arkasına atılan rahat bir top. O topun içeriye ortaya çevirişi ve sol kanatta ceza sahasının sol kısmından Serdar Gürler'in bir vuruşu ve Muslera'nın kurtarışı vardı. Pozisyon gerçi ofsaytti ama yine orada da çok rahat bir savunma arkasına atılan top vardı. Çok fazla böyle Galatasaray iki kanadından da rahat pozisyonlar verdi ve bunları dediğim gibi gerçekten Başakşehir'in iyi organize olmasıyla değil, kendi yetersizlikleriyle hamlelerdeki işte önde ya bir pres şablonum var ama hiç agresif değil. O kadar geçirgen ki geride seni çok rahat bırakıyor. Geçişi en iyi savunan oyuncu Nelson zaten burada değil. Geçişleri en iyi engelleyen hücum oyuncu Raşista 11'de değil. Yani Zaniolo, Kerem, Mertens ve Icardi ile yeteneği sahaya boca ettin ama fiziksellik yine sınıfta kaldı. Boca ettin yetenekten çok fazla bir şey elde edemedin. Senin de söylediğin gibi Zaniolo hazır olmadı. Çok belli. Hareketleri çok böyle hani tutuk tutuk yapıyor Aynen. hareketleri. Topu böyle ayağından aşıyor. Bir ara pas deniyor. Hiç alakası yok o pasın. Yani bir ara pas deniyor. Araya değil top. Direkt rakibin ayağına falan. Yani öyle hiç istediğini yapamayan halde yapamaması zaten bir oyuncunun fizik olarak hiç hazır olmadığını gösteriyor. Daniolo için de bu böyle. Yani çok kütleli bir oyuncu. Öyle hani Mertens gibi ufak tefek bir oyuncu olsa bu tip oyuncuların hani her sporda böyle geri dönüşleri çok daha rahat ama böyle uzun ve kütleli oyuncular kolay kolay düzelemiyor. Yani mesela çok 3 haftadır eleştirdiğimiz ve formsuz gözüken Icardi bu maç oldukça hazır gözüktü. Sahanın en iyilerinden biri gözüktü Galatasaray adına. Daha hareketliydi. Pozisyonlara girdi. Hazırladı. İşte bir tane asist de yaptı yine ne olursa olsun. Aynen. Ama yani Zaniolo da geldiği andan itibaren iyiye giden herhangi bir şey görmedik. Bu da hani neye bağlamamız gerekiyor bunu da bilmiyorum. Tabii ki Ya Zaniolo çok önemli bir çok oyuncu ve geç geldi ya. aynen öyle. İdman yapamadı doğru düzgün bence. Hani idmanı geçtim maça çıkamadı. Hazırlık maçlarında falan hep 15 dakika oynadı. Yani ilk başta. Çok da oynamadı. Bir Kasımpaşa maçı ve bir hazırlık maçı kimle yaptık? Biz Karabağ mıydı Azerbaycan? Merhaba, evet. Aynen. O maçta oynadı. Ben sana şey diyeceğim. 14 maçlık seride. Hı. Galatasaray'ın serisinde. Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey bence pres desem katılır mısın? Hücum pres. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bak. Adana Demirspor, deplasman Konyaspor, içeride Kasımpaşa, bir de bu maç. Galatasaray'ın en kötü yaptığı şey ne? Yani zaten bu senin A planını çok yani yerine getiremediğin anda hani biraz sürpriz işler olması lazım ki sen o maçı çözesin. İşte Adana Demir maçında biraz sürpriz bir iş Şey. oldu. Mitre'den şutu geldi. Aynen Yani öyle. biraz böyle bir oyuncunun ekstra sorumluluk aldığı ve beklenmedik bir iş yaptığı bir şey lazım. Senin A planın bu kadar iyi çalışmadığında B planın buna kalıyorsun. Biraz yeteneğini çünkü açık ara liginin yetenekli takımı en kaliteli takımı gözüküyor Galatasaray. Pek çok zaman bunun ekmeğini yedi Galatasaray. Ama kazandığı büyük maçları, aldığı büyük galibiyetleri işte büyük galibiyetleri hatırlayalım. İşte Beşiktaş maçı, farklı Başakşehir Fenerbahçe. maçı, farklı Fenerbahçe maçı bunları hatırlayalım. Hep Galatasaray hani tabii ki oyuncuların kalitesi buna çok fazla katkı sağlıyor ama hep A planının, ana planının çok iyi işlediği, o maça uygun hazırlanan planların çok iyi çalıştığı ve hani tamamen hak edilmiş oyunla Galatasaray'ın üstünlüğünü kurduğunu görüyorduk. Galatasaray şu an oyunla üstünlüğünü kuramıyor. Bu bir dezavantaj. Yani Başakşehir'i ilk başta 7-0 yenişimiz, Başakşehir'in işte geriden oyun kurma çabasını biliyoruz. Yani çıktı orta sahada aslında böyle oynayacak gibi gözüküyordu. Yani yine Bigler ile çıktığını gördük vesaire. Ama Başakşehir bugün çok daha akıllı bir oyun oynadı. Oldukça geçiş ağırlıklı bir oyun oynadı. İyi durdurdu Galatasaray'ı, iyi savundu. Yani Emre Belözoğlu her ne kadar yine kendisine yakışacak bir şekilde oyun maçtan Çok atılmış saçma olsa da yani fena bir hazırlık yapmamış bence Galatasaray. Hani tabii hani şey diyoruz. İşte Başakşehir çok ekstra oynamadan aldı skoru diyoruz ama bu tabii ki planlanmış, çalışılmış bir şey oldu da oldukça ya. belli. Aynen öyle. Yani hiç beklemediğin anlarda uyutarak senin az buçuk şeyler yapmaya çalıştığın anlarda beklemediğin anlarda hemen golü yiyorsun ve hani öyle şipşak bitiyor bir olay. Anlayamıyorsun bile yani. Hiç böyle baskı da yemedi Galatasaray. Kalesi abluk altına da almadı. Tabii ki
her takım böyle oynama zorunluluğu yok. Ama Başakşehir bunu yapabilen bir takım olduğu için söylüyorum. Yani oyunun belli periyotlarında Galatasaray hakimiyet kurmasını, topa biraz sahip olmasını bekleyeceğim bir takım. Ama maçın büyük bir çoğunluğunu önde götürdüğü için hiç böyle şey yapmasına gerek kalmadı yani. Kendi oyununu oynamadı o yüzden Başakşehir. Biraz önce dedin ya oyun dezavantajı diye. Yani kötü oyun, güçlü olmayan oyun. Bu güçlü olmayan oyun bence kırmızı alarm. Niye diyeceksin? Herkes lig bitti gözüyle bakıyor da Galatasaray liderliği iki maçta aldı. Fenerbahçe Giresun'da Trabzon'da kaybetti. Ve iki maçta da kaybedebilir. Daha Beşiktaş deplasmanına gideceksin. Başakşehir'le yine içeride oynayacaksın. Öyle böyle Fenerbahçe gelecek. Ya rakip kim olursa olsun. Karagümrük olabilir, Ankara Gücü olabilir fark etmez. Bu oyun iyi sinyaller vermiyor. Onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim başka. Kerem'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Abi Kerem herkes eleştiriyor. Bu adam çok top kaybı yapıyor falan diye. Tamam fazla kaybı yapıyor da top kaybı yapıyor ama maçı dikkatle izlediysen abi risk alıp da çalım deneyen iki kişi geçeyim araya top atayım diyen de tek adam bu adam ya. Yani Oynarsan kaybedersin yani. şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray'ın bahsettiğimiz oyunu kaliteli uyguladığı anların dışında, yani bunu iyi oynadığında ön plana çıkan, yaratıcı işlerle ön plana çıkan bence işte dört oyuncusu var diyeyim. Tabii ki Mertens ve Sergio. Bunların eksikliği zaten çok net hissediliyor. Sergio'nun olmayışı. Mertens'in henüz sakatlıktan dönüp Aynen. form olarak da çok hazır olmadığı Mertens'in belli oluyor. Tabii ki Mertens yaşlı. Eski çevikliğinde ve hızında, patlayıcılığında değil. Bunu görüyoruz ama şu an Mertens sakatlıktan önceki halinden biraz daha geride olduğu belli oluyor açıkçası. Yani hareketliliğinde, hızında, çabukluğunda da zaten o da bunu belli ediyor. O zaten yarı bir Mertens var sahada. Tam hazır olmayan bir Mertens. Sergio yok. Diğer yaratıcılığı da Galatasaray açıkçası beklere getirmiyor. Torreira da çok fazla ekstra işler yapan yaratıcı bir ayak değil. Yarım yarım Kerem'le Raşit da biraz bu işleri yapıyor. Onlara tam değil ama yarım yarım deniyorlar. Bazı periyotlarda beceriyorlar, bazen olmuyor. Raşit da yok bugün sahada. Zaten hani o Galatasaray'ın hücumuna en fazla katkı veren, hücum presini en iyi uygulayan ve geçiş savunmasını en iyi sağlayan Galatasaray oyuncu Raşit da yok. Hani o eksikliğinden zaten bahsettik ya, biraz yaratıcı işlerde, Saşa Boy'u beslemede, düzgün pozisyon almada, işte oralarda da Raşit'in eksikliği var. Sahada bunu adam akıllı deneyen tek oyuncu Kerem kalıyor. Kerem işte Icardi ile bir şeyler kurmuyor. Yani Icardi'yi oyunun içine sokmaya çalışan tek oyuncu Kerem. Açıkçası Icardi bugün az buçuk dediğimiz gibi önceki maçlardan çok daha iyi gözüktüyse bunu sağlayan oyuncu da Kerem açıkçası. O konuda katılıyorum sana. Hani çok dayak yiyor, çok dövülüyor, çok sövülüyor. Ama Kerem hiçbir zaman vazgeçmemeye devam ediyor. Hani ben de çok eleştiriyorum Kerem'i, eksiklerinin farkındayım. Hani açık söyleyeyim, İnsan olarak karakterini de çok beğendiğim bir insan diyemeyeceğim Kerem'i. Biraz böyle hal hareket tavırlarından bahsediyorum sahadaki vücut diliyle. Ama bunu olumlu bir özelliğiyle çevirmiş durumda Kerem. Çünkü çok inatçı, çok vazgeçmeyen. Hani bu hep şey yaptığımız, eleştirdiğimiz Burak Yılmaz'da da vardı. Burak Yılmaz da hiçbir zaman vazgeçmezdi denemekten. Hiçbir zaman, yani üç kere yapamazdı, dördüncü de yapıp ben bunu dördüncü de yapacağım diye tekrar uğraşırdı. Özgüveni düşmezdi. Denemekten vazgeçmezdi. Kerem'de bu var. Bu onu şey bir oyuncu, yani mental olarak aslında bazen çok kırılgan ama bazen de çok güçlü bir oyuncu yapıyor. Kesinlikle. Başka konuşacağımız sen hakemle girdin. Hakem Evet. konusunda biraz aslında farklı düşünüyoruz. Şimdi Evet, Kürnaz olabilir. TV'nin WhatsApp grubunda maç arasında bir konuştum. Ben şey dedim. Yani bence ilk yarıda hakemlik bir şey yok. Yani pozisyonlara bakıyorsun ilk gol ofsayt Yani Galatasaray'ın. onu zaten tartışılacak bir şey Net yok. ofsayt. Ya ikinci pozisyonda şöyle ben orada şunu savunuyorum. Ya eline geldiyse zaten elin ne kadar kapalı olsun gol iptal ediliyor. Bunu Barış Alper'in Kayseri maçında da gördük. Mert Hakan'ın Adana Demir maçı. Şöyle bir mevzu var. Hani sen şey dedin. Ya net belli olmuyor hani değiyor Evet, mu yani başka. ben hani çok dikkatle sırf onu görebilmek için izledim. Yani o Ben de topun çok elle baktım. en Aynen. ufak teması zaten hani ceza sahası dışındaki bir pozisyon gibi değil asla. Aynen. Golde veya ceza sahası içinde uygulanan prosedür. Golden önce sana topa vücudundan sekip gelse de ne olursa olsun, işte çok kapalı olsa da o top ele değince o gol iptal ediliyor. Bence çok saçma bir şey. Çünkü yani bir pozisyon, ele gelen bir pozisyon ceza sahası dışında ayrı, ceza sahası içinde ayrı.
Gol olmayan pozisyonda ayrı, gol olan pozisyonda ayrı yorumlanmamalı. Ama şu an kural böyle olduğu için buradan devam ediyoruz. Ve ele ne şekilde, ne koşulda değerse değsin o gol iptal edilir. Ama ben ele değdiğiyle ilgili hiçbir şey görmedim. Hani onu görmek için odaklanıyorum ve göremiyorum yine de. İşte ben Bilmiyorum orada da görebilen şunu var mı? savunuyorum. Ben orada şunu savunuyorum. Ya işte Mert Hakan'ın pozisyonunda da görememiştik biz. Ya ben Galatasaraylıyım tabii ama o pozisyonu örnek almamız lazım bence. Adana Demir maçında. Pozisyon sonradan çıktı. İşte beIN Sports'un yurt dışında hangi ülke bilmiyorum. Oranın Amerika, Amerika. paylaşımında olabilir. Ki şey geçen Lale Orta mı demişti. Hani ekrana gelen görüntülerin çarpı iki katı vardı oluyor. VAR'da daha fazla görüntü var yani bizim gördüklerimizden. Ya muhtemelen o görüntü vardır. Yoksa bu şekilde gri bir pozisyonu hakem de vermişken golü, yani gri derken şey anlamında gri, yanlış anlaşılmasın. El olup olmadığını biz açılardan net çözemediğimizi söylemeye çalışıyorum. Böyle bir pozisyonu bence riske atmazdı VAR hakemleri bence. Benim fikrim bu. Yani. İkinci yarıya gelirsek benim hakemle ilgili eleştireceğim bir tane nokta var eleştirebileceğim. Hakem o pozisyonu da göremeyebilir bu arada. O Icardi'nin ikinci yarı kafa topuna çıkıp Evet. şuraya değiyor Başakşehirli oyuncunun şu Evet, kısma. formanın biraz altına değiyor. Aynen. Orada bilmiyorum. Mesela dün Ankaragücü Trabzon maçında izledin mi? Orada da bir el pozisyonu Biliyorum. var. Onu da vermediler ilginç bir şekilde. Neyse dağıtmayayım konuyu. Orada hani maçın hakemine şey diyemiyorum. Gördü, görmedi. Çünkü Icardi ile adam arasında kalan bir noktadaydı el. Hakem orada göremeyebilirdi. VAR niye çağırmadı? Bir tek onu anlamadım. Onun dışında bu maçta Galatasaray eğer bence hakem konuşmasını oyunun önüne geçirirse çok şey kaybeder. Ki biz öyle yapmadık bu programda önce. Oyunu konuştuk, eksikleri Aynen konuştuk. öyle. Hani şunu da eklemem gerekiyor. İşte golle ilgili de bir problem var. İkinci golle ilgili. İşte ayağın çok kalktığı ile ilgili ve işte ona mesela Kerem'in net şekilde ayağın tehlikeli yere kalktığı ile ilgili bir itirazı oldu. Yani pozisyonun aynısı, hatta daha bile normal sayılabilecek bir Ayak daha hali. aşağı. Yani ne oluyor? Faul çalındı. Pozisyon devam ettirilmedi, durduruldu. Yani orada bence işte yanlış bir Orada standart var. acaba şey var mı? Endirekt serbest vuruş olacak ya, çift vuruş Evet. ayak tehlikeli kalktığında. Aynen öyle. Acaba faul gibi bir VAR uygulaması var mı? Oradaki VAR protokolü de önemli. Ben onu bilmiyorum mesela. Hani faul ya mesela top dışarı çıktı çıkmadı VAR'ın şeyine girmiyor ya golden önce ilgi alanı. Acaba bu çift vuruşlarda mı girmiyor? Onu bilmediğim için o konuda bilerek yorum yapmadım. Evet. Bir de yine tartışılan ilk yarıda bir el pozisyonu daha var. Ömer Ali'nin eline gelen pozisyon. Ben onun penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü vücuttan geliyor. Aynen. Ona şeye Yani dikkat o ettim. vücuttan geliyor. O Elden yani mi vücuda gitti? Vücuttan mı ele? Sonra bir baktım vücuttan ele gidiyor gördüm. O ben de yüzden öyle gördüm. Hani ya o da itiraz edilen bir karar. Ya hani yani bu şeylere girmek istemiyorum gerçekten. İşte onlara şöyle oldu, bunlara böyle oldu ama yani bir var çünkü şey değişmiş olabilir. Yayıncı kuruluşu değişmiş olabilir ama VAR'daki hakemler de aynı. TFF de aynı. MHK de aynı. Gelen açılar da aynı. Yani her ne kadar yayıncı kuruluş değişse de yayıncı kuruluş yani iki yayıncı kuruluşun kullandığı kameralar bile aynı şirketten sağlanıyor falan. Yani bunları da o bilerek kadar. söylüyorum. Yani aynı var. Arda Güler'in bir şey olmayan pozisyonunu iptal etmiyorken Galatasaray'ın yani ki bence Arda Güler'in pozisyonu hiç gri değil ama gri sayılabilecek bir pozisyonda sen hakemin verdiği kararı destekleyebilecek en ufak bir done bile bulsan ben o kararı iptal etmemeni anlarım. Ama o doneyi bulamadığın anda nasıl iptal ediyorsun veya o bulduğun done nedir? Onun bir açıklaması var mı? O bana garip geliyor. Çünkü yani hakemin takdir hakkı olduğu gibi VAR'ın da takdir hakkı olduğunu görüyoruz açıkçası. Yani çıkmayan kırmızı kartlarda nasıl VAR bir takdir hakkı kullanıyorsa o hakemi çağırıp o şeyi verdirmiyorsa, o ekranda o görüntüyü izletmiyorsa, Arda Güler'in pozisyonunda o var çağırıp ya şu pozisyona bir bak demiyorsa veya bu pozisyon bizim için penaltı değil demiyorsa bu pozisyonlarda yok muydu hakeme baktırılabilecek bir şey? Ben de onu çok anlayamadım açıkçası. Onun dışında dediğim gibi ben de öyle aşırı aşırı hakeme takılmayı doğru da bulmuyorum ki bence Galatasaray oyuncuları da ellerinden gelen en doğru şeyi yaptılar. Biraz çünkü tahrik edici noktaya gitti Galatasaray'a. Yani sahada bir kışkırtma çekti hakemler Galatasaray oyuncularına.
Oyuncular o kışkırtmaya gelmedi. Bilal Ya, Hancı tepkileri vermediler o kışkırtmaya diyeyim. Ufak bir ben yapıt geldi herhalde. hakemler konusunda ben çok farklı düşünüyorum. Ya ben şimdi şöyle düşün. Üç büyük takımımız var bizim. Ya bütün takımlarımız derdi de üç büyükler olarak adlandırılıyor. Ya abi üçünüz de aynı anda mağdur olamazsınız. Kimse kusura bakmasın ya. Ya da Ben mesela üçünüz öyle bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Ama şu an Galatasaray'ın yok. Lale Orta Evet. ile ilgili yaptığı şeyin haksız olduğunu düşünmüyorum yani. Ya ben Veya şunu söyleyeyim. boş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yok, ben sana muhalefet etmek için söylemedim. Yanlış Aha, yok anlama. yok. Ben de yani genel olarak söylediğin görüşe ben de katılıyorum. Yani sürekli aynı şeyler. Yani şimdi ben şunu açıkça söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe oyuncularının nasıl dağıldığını 2-0'dan sonra nasıl dağıldığını gördük. Pardon, 2-1'den sonra. Nasıl dağıldığını gördük. O maç 1-0'dan 2-0'a gelse ne olacaktı? Ama Fenerbahçe oyuncuları nasıl dağıldı? Veya Fenerbahçe'ye böyle tartışmalı bir veya şeyi hatırlayalım. Galatasaray Beşiktaş maçı vardı 2-0'lık. Hakeme çok itiraz ettikleri bir maç. Saha içinde işte faulün Evet. oynatıldığı Cagney'in Beşiktaş ayağını yani değdi mi? şampiyonluk senesinde 2019 Aynen yılında. aynen. Yani nasıl Hatırladım. dağıldı Beşiktaş'ta oyuncular hatırlayalım. Ya o pozisyonlar gri ve hakem takdir haklarını bir takım adına kullanmış olabilir. Ve bu sen itiraz ettikçe, yenisi geldikçe seni daha da fazla sinirlendirebilir, daha da fazla tahrik edebilir, daha da fazla oyundan düşürebilir. Yani oyuncular şu kıvama girebilir. Çünkü oyuncular orada pozisyonun tam şeyini görmüyor. Şu kıvama gelebilir. Ya biz ne yaparsak yapalım bunlar bizim golümüzü iptal edecekler. İptal edecek golümüzü gol sayacaklar. Psikolojisine girebilir. Oyuncuların bu psikolojiye girmemesi yani saha dışında verilen mücadele ayrı bir konu ama oyuncuların bu psikolojiye, takımın bu psikolojiye girmemesi lazım. Hocanın da böyle bir şeye girmemesi lazım. Bence bu konuda Okan Hoca da oyuncular da iyi bir sınav veriyor şu ana kadar. Ya ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben son kez konuşacağım, sonra bırakacağım tamamen. Ya Fenerbahçe ilk kez devre arasında tweet at. Evet. Sonra bazı Galatasaraylılar, yorumcular falan, hatta işlerinde sevdiklerim de var, şey dediler. Ya bunu Galatasaray'da yapma. Galatasaray'da yaptı. Beşiktaş'ta yaptı. Ya abi hepiniz dört dörtlüksünüz. Bunu Galatasaray için de söylüyorum, diğer takımlar için de. Hepiniz dört dörtlüksünüz. Her şeyiniz dört dörtlük. Devre arasında VAR paylaşımı yapıyorsunuz. Bak, hakemler hata yapıyorlar, yapmıyorlar demiyorum. Ama ya işte oyun konuştuk bir saat seninle ya biraz önce. Evet. Neyin kötü olduğunu. Adana Demirspor'un ilk yarısı keza. Adana Demirspor 2-0 yapsa şaşırır mıydın ilk yarı? Ya Ndiaye'nin aslında pozisyonu, yani Onyekuru'nun pozisyonu. ya şaşırmazdım ama Galatasaray mesela maç boyunca Onyekuru'nun pozisyonu dışında net bir pozisyonu vermedi. Ya Aslında işte ben o Galatasaray'ın Adana Ndiaye'nin maçında aşırı kötü oynadığını düşünmüyorum o yüzden. yok kötü ya kötü olduğu için söylemiyorum ama 2-0 da olsa hani niye 2-0 oldu demezdim ben şahsen. Neyse abi bak Fenerbahçe'den başlayayım. Ali Koç 5 yıldır transfer yapıyorsun. 5 yıldır sürekli hoca değiştiriyorsun. Hatta sezonda 3 tane 4 tane değişikliğe de gittin. Sonuçta hakem. Beşiktaş Ahmet Nur Çebi gidiyor. Saçma sapan transferler yapıyorlar, planlamalar yapıyorlar. Valerian İsmail'i getiriyorlar. Ya, Valerian İsmail başarısız olduğu için söylüyorum. Hatay maçından sonra gönderildi değil mi Valerian İsmail? Hatırlayamadım hangi maç oldu. Yanlış Olabilir ama. hatırlamıyorsam o maçtan sonra gitti Valerian İsmail. Sen şimdi çıkıp o maçların puanını da istiyorsun Ahmet Nur Çebi. Ama kazanamadınız bak. Kazanamadınız değil sadece olay. Deplasman değil sadece olay. Planları yanlış yapıyorsunuz ve herkes çıkarına göre hareket ediyor. Galatasaray için de bir şey. Yani Ona katılıyorum. Mesela Ahmet Nur Çebi'yi bu olay Ahmet Nur Çebi'nin görev süresini uzattı. Doğruya doğru. gibi aynen öyle. Şu mevzu var. Galatasaray ya Erden Timur geçen bir açıklama yapıyor. Şey Adana Demirspor maçından sonra bak diyor yani biz kazanınca da hakem konuşuyoruz. Ya abi işte böyle insanların karşısında kendinizi de küçük düşürüyorsunuz. 14 maç hiçbir şey olmadı, değil mi? Hiçbir şey konuşulmadı. Geliyorsun şov yapmak için konuşuyorsun. Yani şunu demeye çalışıyorum. Önce bir çuvaldızı kendinize batırın. Sonra biraz daha fazla hakem konuşalım. Çünkü bu kadar her şeyin sürekli hakemle bağdaştırılması bana çok saçma geliyor. Yani ve kendimizi aldattığımızı düşünüyorum. Bence yani benim Ya fikrim. genel açıdan ona katılıyorum ama ben şu an mesela hani Lale Orta ile ilgili oluşan gündemin de Lale Orta'nın büyük kabahati olduğunu kendi ağzından yaptığı açıklamalar da bence ortaya koyuyor. Orada bir
Orada sıkıntılı bir durum var bence. Ya bilmiyorum. O Lyle Orta'nın yaptığı da çok büyük hataydı o paylaşımlar. Şimdi çıktı pozisyon yorumladı. Hakem şöyle yanlış, hakem öyle yanlış. Kardeşim git de şeyde yap bunu. Kendi mutfağında yap, özel yerinde yap. Bunu sen kamuoyunda böyle konuşursan zaten herkesi bu sefer benim eleştirdiğim şeyi yapmak zorunda bırakıyorsun. O da var şimdi, o Aynen açıda öyle. var. Aynen öyle. Bilmiyorum yani hakem konusunda vesaire konuşulacak çok konu var. Galatasaray'a dair eklemek istediğim bir şey varsa onları dinleyeyim yoksa programımızı kapatalım. Yani eklemek istediğim şu var. Yani kupadan elenmemiz tabii ki kötü oldu ama yani biraz belki vitesi arttırmak ve lige konsantre olmak açısından ufak olumlu bir senaryo çıkartabiliriz. Biraz kendimizi kandırmak oluyor ne olursa olsun ama yani açıkçası Galatasaray'dan da kötü bir maçtı. Söylediğin gibi kırmızı alarm veriyor takım. Oyunun tekrardan yükseldiğini görmemiz lazım. Ve takımın en önemli omurgasını oluşturan en önemli oyuncular Nelson, Oliveira, Mertens, Icardi, Rochista gibi böyle net isimlerin de tekrardan performans verdiğini görmeyi bekliyoruz. Onlara Galatasaray'ın yani sahada yaslanabileceği bazı oyuncular olması gerekiyor. Yani hep böyle o omurga dediğimiz şey o. İşte şampiyon takımların böyle bir omurgası olur. Her pozisyonda böyle bir önemli bir alan doldurur, yer kaplar takım. Yani onu çıkardığınız zaman boşluğunu net anladığınız şekilde yer kaplayan oyuncular vardır. O oyuncularla birlikte Galatasaray'ın eski takım oyununa geri dönmesini bekliyorum. Hocanın da biraz yani biraz iş düşüyor hocaya. Ama Bu arada güveniyorum bize Okan hocaya. ben de öyle düşünüyorum. Ben ama şunu söyleyeyim. Sezonun böyle en kötü presini yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Sezonun Takımda başında çok bölük, çok bölük pörçük. Çok bölük sezon pörçük ve hani şeyin başında eleştirdiğim şey biraz da oydu. Sen şimdi sürekli ortaları deniyorsun ya. aynen. Ortalar sekiyor ve seken topları asla toplayamıyorsun. Çünkü merkezinde sadece Aynen. iki oyuncu var. Ceza sahası içinde beş oyuncu var. Rahat yani oyuncuların hiçbiri öyle nasıl diyeyim bir Woodweghorst değil. Ceza sahasında o kadar net şekilde Üstüne bir hava sadece hakimiyetine bilmiyorum. sahip bir oyuncu değil. Kaliteli orta yapmak zorundasın. Ortaları kaliteli yapamıyorsun çünkü kenarda sadece bir oyuncu birebir deneyerek orta açıyor. O da Raşit'ta. Aynen. Yani tek nitelikli bu şişirme oyununda bulabildiğin tek nitelikli atak Gomis'in kafa topu. Onu da kesen Raşit'ta. Aynen. Öteki tarafta Kazımcan, Barış Alper deniyor ki yani son dakikalarda onların denememesi lazım aslında içeriye atılan bu topları. O da ayrı bir konu. Sen orada organize olarak denemiyorsun o şişirmeyi. Bir tane oyuncunun birebirle orta açmasını bekliyorsun. Yani Redmond'un yaptığını yapmasını bekliyorsun. Ama Redmond'un çok geniş bir alanı vardı savunma arkasında. Aynen. Senin orada çok geniş bir alanın yok. Ceza sahası içi çok sıkışık. O savunma karşılayınca savunmanın önünde senin o topları toplayacak, seken topları toplayacak 2-3 oyuncuya ihtiyacın var. Bir tanesi Torreira olmalı. Diğeri işte Sergio Oliveira. Oraya desteğe bir kişi daha gelmeli en azından. Ama seken tüm topları Başakşehir çok rahat aldı. İşte Lucas Biglia dönüyor. Öndeki oyuncuya atıyor. Kelly topu 20-30 metre sürüyor. Geri dönüyor. Hani topu geri kazanmakta çok zorlanıyorsun. Senin ileride o baskıyı işte hakimiyeti tam anlamda kuracaksan pozisyonu tekrar tekrar yinelemen, tekrar tekrar yinelemen ve topu bir şekilde geri kazanman gerekiyor. O topu kazanamayınca da ceza sahası için attığın 5 tane oyuncunun hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden bence hoca Adana Demir maçındaki gibi şablonunu bozmadan oyuncu değişiklikleri yapması lazım. Şablon bozuldukça takımın ne oynadığı hiç belli olmamaya başlıyor. Bu konuda da Okan Hoca'yı eleştiriyorum ve ümit ediyorum ki hani önümüzdeki maçlarda böyle oldukça dağınık bir Galatasaray görmeyiz. Ben artık kanat oyuncuların bekte maç bitirdiği, sıfır stoper orijinli bir maç sonu geçirdiğimiz, ileride 3-4 forvetli yani ben yani bu hani herkesin malumu olan bir şey ama artık eskisi gibi ikinci forveti, üçüncü forveti ceza sahası içine attığında o gol gelmiyor. Böyle git geldi maçlarda. Çoğunlukla sıkıntı yaşıyorsun. Ama bu bir kupa maçı ve kaybettiğinde eleniyorsun. Geriye düşmüş durumdasın. Tüm riskleri almasını anlıyorum ama çok doğru riskler değildi bence. Kesinlikle yani
Şey hatırlarsın geçen sene falan Fatih Hoca'nın son dönemlerinde orta sahayı boşalttı her maçı Evet. kaybetti. Daha Okan Hoca bu Galatasaray sezon. bu sene de öyle. Yani Adana Aynen. ile beraber kaldığı Giresun'da vardı sezon bir başı. maç geliyor aklıma. Yani son dakikaları işte Mata ile falan, Mata orta sahasıyla. Tek başına orta sahada Mata falan var. Hani böyle bir plan olmaması lazım. Çünkü o kadar rahat geçişiyorsun ki ileride duran 7-8 oyuncunun hiçbir anlam ifade etmemeye başlıyor. Neyse. Neyse bu kadar olsun artık Olacak bugünlük de. çok konu var. Vallahi özlemişim seninle yayın yapmayı. Ben de Ağzını öleceğim. yapmıyorum. Yoğunluktan şeyden ötürü Ben çok görüşemiyoruz. yoruldum. Aynen. Ama güzel program oldu. Ağzına sağlık. Benim de. İzleyenlerimize ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip hatta bizim görüşlerimizi dışında görüşü olan veya katılanlardan yorum da bekleyebiliriz. Evet. Diyelim. Kanalımıza katılmanızı da bekliyoruz. Evet. Katıl butonumuz aktif. Bizim daha ilerlere gidebilmemiz için daha farklı daha gelişebilmemiz adına işte mesela kamera mevzuları sen yeni bir plan sundun bize kamera konusunda daha net görüntü ki şu an Kerem'inki daha net görüntü inşallah benimki de onunki gibi olacak. O görüntü gibi İnşallah. olacak. Bunlar için ya, tabii ki biraz maddi destek de gerekiyor. Kazanç da sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden bize katıl butonundan destek olursanız çok mutlu oluruz diyelim. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın.